Şimdi açılışta ben biraz anlattım ama kürsülerden, liderlerin sesinden, sözünden dinleyelim bakalım sığınmacılar konusunda neler söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında son aylarda biraz farklı açıklamalar yapmıştı ama son açıklaması göndermeyeceğiz şeklinde. 3 milyon 700 bin gibi bir sayı açıkladı. 1 milyonun üzerinde gönüllü gidecek olan olduğunu söyledi ama onun dışındakileri göndermeyeceğiz dedi. Muhalefetin de buna tepkisi var. Muhacir olarak bulunan bu insanları ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz. Gider ayak Orta Doğu'yu memleketimize getirdiler. Topraklarımız AK Parti sayesinde bir göç koridoruna, bir göçmen deposuna ve bir kaçak hendeğine dönüşmüş durumda. Biz bütün sığınmacıların da bu memlekette ilelebet kalmasını da doğru bulmayız. Suriyeli sığınmacıların barış içinde ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyleyen muhalefete Cumhurbaşkanı sert sözlerle yüklendi. Daha önce onurlu dönüş derken bu kez geri gönderemeyeceksiniz diye çıkıştı. Biz bu görevde olduğumuz sürece siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden tard edemeyeceksiniz. Geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibariyle de bunu öğrenen, duyan gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerek Afgan, hepsi gönül huzuru içerisine giriyorlar. Türkiye'ye gelişleri hepsi sadece bir sığınmadır. Sığınmacı sorununu, meseleyi çözmek yerine polemikle geçiştiren, inancımız üzerinden yaptığı hamasi konuşmalarla basitleştiren Sayın Erdoğan'ın sığ zihniyetiyle çözemeyiz. Maalesef biz başlangıçta Suriye'deki iç savaşın zirveye çıkmasına destek veren adımlar attık. Onun için bu sığınmacıları biz mecburen kabullendik. Herkes yanlış yaptı. Ama en büyük yanlışı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yaptı. Ya siz parayı vermediler diye sığınmacıları kapıları açtınız. Akdeniz'in karanlık sularında, sınır bölgelerinde kurşunlara hedef haline getirdiniz ve ölümlere neden oldunuz. Muhalefet iktidarın sorunu dini söylemler üzerinden ele almasına tepki gösterirken Erdoğan bir kez daha ensar vurgusu yaptı. Farklı bir medeniyetten geliyoruz ve bu medeniyette muhacirlik var, ensarlık var. Ölümden ölüm ben diyenlerin kovduğu bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da yine aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bir çıkıyor, kimseyi zorla çıkarmayız. Bir çıkıyor, herkesi burada tutacağız. Ya biz bunun böyle bir yaklaşımı doğru bulmayız. Eğer oradaki yaşama şartları düzelirse tekrar memleketlerine dönebilirler. Kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları Boraltağ'ın köprüsünde olduğu gibi silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal bunu böyle bilesin. Bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. Ucuza dolar karşılığında kendi vatandaşlık hakkını veren, toprağını satan bir ülke konumundayız şu anda. Bunun yaratıcısı da Recep Tayyip Erdoğan. İktidar göndermeyeceğiz dese de muhalefet sığınmacıların dönüşü için Suriye yönetimiyle diyalog çağrısında bulundu. Bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Suriye ile ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği ve bölgedeki diğer aktörlerin de gerekli sorumluluğu almaları için aktif bir dış politika yürütülmesinin kritik bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. Ülke yöneticileri arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa, orada bir altyapı tesis edilirse insanların rahat yaşayabilecekleri, o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür. Gönderirim. Göndermem, hepsine sahip çıkarım. Bu mantık doğru bir mantık
Kesinlikle değil. İYİ Parti lideri Akşener sığınmacı sorununun çözümü için meclisi işaret etti, Şentop'a seslendi. Gelin özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi her bir siyasi parti olarak ortaya koyalım. Sayın Şentop'un bu haklı ve meşru çağrımıza kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor. Milletimizin huzurunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu konuda iktidarın yaptığı farklı farklı açıklamalara şahit olduk. Hep arşiv unutmaz diyoruz ya, aslında bu çok eski bir arşiv de değildi. Birkaç ay içerisinde hatta haftadan haftaya iktidardan gelen açıklamalar değişti Suriyeli sığınmacılar konusunda. Pek çok başlıkta da arşiv unutmaz diyerek Bahçeli'nin açıklamalarını örneğin gündeme getiriyoruz zaman zaman. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu da kendisi için bir arşiv unutmaz dosyası hazırladı. O 2011 yılından bu yana Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamaları paylaştı. Netim, gidecekler dedi. Parti aynı parti. Yönetim aynı yönetim. Bir ay önce kan kaydı. Bir ay sonra nasıl savaş haline geldi? Kim istedi bunu sen? Hangi egemen güçler düğmeye bastı da sen onların taşınmalarını Türkiye'de yapıyorsun? Bunu anlatıyorum. Ben senin maskeni indirmek zorundayım. İndireceğim ve o maskeyi bütün millet görecek. Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim gidecekler dedi. 2011 yılından bugüne sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamalardan oluşan bir video paylaştı CHP lideri. Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir. Onların alavere dalaverileridir. Biz muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir. Kimin ne zaman geldiği, Gaziantep'te hangi evi tuttuğu, kaç kişi olduğunu bilmezse bir hükümet, orada çok soru işareti vardır. Vatandaş huzursuz. Şimdi cicim aylarını yaşıyorlar. Yarın kış gelecek. O kamplarda yaşayanlar ne olacak? Vatana ihanet etmek, 1,5 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye sokmak demek. Suriye'de yolu, köprüyü, hastaneyi, parkı, her şeyi yapacağız. Parayı Beşar Esad'dan ve Avrupa Birliği'nden alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacılar için önce gitmeyecekler dedi, ardından onurlu dönüş açıklamasını yaptı. Söylem değiştiren iktidar muhalefetin tutumuna tepkili. Kılıçdaroğlu ise 11 yıllık arşivi açtı. Videoda 2011'den bu yana Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uyarılarda bulunduğu görülüyor. Orta Doğu'ya barışı getireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi de geri göndereceğiz. Kusura bakmayacağız. Gitmeyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu. Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesini istedi. Vay efendim, işte sen nasıl bunu söylersin? Suriyelileri nasıl geri gönderirsin ki? Daha Suriyelilerin bize maliyetinin farkında değiliz arkadaşlar. Şu anda farkında olduğumuz sadece mali yükleri. Yarın bu insanlar, göreceksiniz, yeraltı dünyasının önemli aktörleri çıkacak bunların içinde. Nasıl geçinecekler bunlar? İçişleri Bakanı Soylu'nun göçmen deposu sözlerine de CHP liderinden günaydın yanıtı gelmişti. Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendiği bir paylaşım yaparak 2018 tarihinden bu yana göç sorunuyla ilgili açıklamalarını paylaştı. Avrupa Birliği Türkiye'nin depo olmasını istiyor. Ne deposu olmasını istiyor? Göçmen deposu olmasını istiyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor. Günaydın beyefendi, günaydın. Elçilerin ve HDP PKK'nın 7 emini Kılıçdaroğlu, Türkiye Avrupa Birliği'nin göçmen deposu değildir dediğimiz için bize günaydın demiş. Asıl sana günaydın. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken PYD terör örgütü değildir diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar. Size 3 milyar euro verelim. Suriyelileri siz burada tutun. Afganları burada tutun. Pakistanları burada tutun. Sonra isterseniz size 3 milyar euro daha göndeririz. Biz de diyoruz ki gerekirse 6 milyar avroyu biz size ödeyelim, onların tamamı sizde kalsın. Vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Ben de razı değilim. Suriyeli bizim ülkemizde birinci sınıf vatandaş, bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Suriyeli gider hastaneye para vermez, benim vatandaşım para öder. Suriyeli esnaf vergi vermez, benim esnafım vergi verir. Sözümüz söz, gücümüz millet yazısıyla sona eren videoda CHP liderinin kavga edeceğiz çıkışı da hatırlatıldı. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi
Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Ekranlarınızda son dakika gelişmesi.